Merhaba Web Tekno Plus takipçileri. Şimdi yanımda Beyazıt var. Merhaba arkadaşlar. Bugün önümüzde görmüş olduğunuz bu bilgisayara Windows 11 yükledik çıkar çıkmaz. Hep beraber iyi ve kötü yanlarına bakacağız. Siz de bilgisayarınıza nasıl Windows 11 kurabileceğinizi merak ediyorsanız aşağıya bir link bıraktık, oradan izleyebilirsiniz. Gelelim Windows 11'e. Şimdi yenilenmiş bir işletim sistemiyle karşı karşıyayız. Burada gördüğünüz gibi başlat menüsü benim çok hoşuma gitti. Dosya gezginimiz yenilendi, yeni ikonlar ve daha yuvarlatılmış köşeler geldi. Tasarımda benim en çok hoşuma giden nokta ekran bölme taslakları. İstediğiniz şekilde uygulamaları konumlandırmanıza yarayacak bu özellik çok işinize yarayacaktır eminim. Ya he yarar. Şu ana ekrana bir gelsene. Gel. Gelemedim. Gel buyur. Şimdi şu ekranda uygulama simgelerinin görev çubuğunun ortasına gelmesi dışında ne fark var? Ay bir fark mark yok burada. Şimdi Windows 11 diye birbirimize kandırmayalım. Bildiğim Windows 10.5 bu. Yani uygulamaları ortaya çekmişler simgeleri. Windows 11 diye yutturuyorlar. Şimdi bakalım başlat menüsüne. Şimdi Windows 8'de biz başlat menüsü bütün ekranı kaplıyor diye şikayet etmiyor muyduk? Microsoft da Windows 8.1'i getirmedi mi? O yüzden küçük dedi ben başlat menüsü vereceğim size dedi. Gene geldik kocaman ekranı kaplayan başlat menüsüne. Ya ama şimdi bak bu küçük bir ekran. Bir laptop ekranı. Ha bana dersen ki şu işte bak eskiden biz bunu küçültebiliyorduk artık küçültemiyoruz. Evet tamam öyle bir sıkıntısı var cidden. Ama onun dışında bu küçük bir ekran. Daha büyük ekranlarda nasıl duracağını düşün. Ya kocaman ekran işte ben bu uygulamaları görmek istemiyorum burada. Bana başlat, kapat, yeniden başlat. Bitti gitti ya. Uygulama listesini ver köşede gitsin. E tamam tasarımın rengini de mi sevmedin? Arkası böyle transparan olmuş, biraz cama benziyor, yumuşatılmış kenarlar falan. Ya güzel kardeşim bunu adamlar Apple yapmış zaten. Onu getirip koymuşsun. Yenilik diye gösterme bunu bana. Yeni işletim sistemi diye satma bunu bana. Yemezler yani. Başlatı kapattım. Tamam. Bak klasör penceresine geldim. Ha bak bir sürü ikon. İkon gelmiş çok güzel tasarımcıya verin parasını. Başka ne değişmiş? İndirilenler aynı indirilenler işte duruyor yerinde. Altında rap diye var saplamaya. Bak güzel katıldığım sana tek nokta şu abi. Evet bu güzel olmuş. Buradan bölüyorsunuz. Buraya ikinci bir ekran açabiliyorsunuz. Onun dışında bildiğin Windows 10 bu. Ufak tefek geliştirmeler yapmışlar. Yeni ikonlar getirmişler. Birazcık yerini kaydırmışlar. Göstermişler önümüze. Biz bunu yemeyiz. Tamam ben sana yeni özellikleri söyleyeyim o zaman. Söyle. Abi Auto HDR geldi. Biliyor musun Auto HDR'ın ne olduğunu? Bilmiyorum anlat. Tamam anlatayım ben sana. Şimdi oyunlarda özellikle eski oyunlarda karşılaştığımız bu görüntülerin bulanıklığı, kötülüğünü dinamik aralığını arttırarak yükseltiyor. Şu an gelmedi bu ama gelecek. Gelecek. Geldik mi aynı noktaya? Şu an var mı bu bilgisayarda? Yok. Yoksa kardeşim bana yenilik diye anlatma yani bana vaat verme, bana özellik ver. Niye yayınladın o zaman özelliği daha getiremediysen? Sen yıllardır neyin üzerinde çalışıyorsun? Tamam o zaman madem bana buradan vuracaksın ben şimdi bunları arka arkaya söyleyeyim. Sonra bana kızma. Biliyorsun ki Windows 11'de Android uygulamaları çalıştırılacak dendi. Evet. O da gelmedi ama gelecek yakın bir güncellemede. Ben sana henüz gelmemiş ama geldiğinde gerçekten bir şeyler değiştirecek bir özellik daha söyleyeceğim. Direct Storage. Xbox'ta da kullanılan bir teknoloji bu. Oyunlara girişimiz hızlanacak, bekleme ekranlarının süresi azalacak. Böylece daha hızlı bir oyun deneyimi sunacak bize. Peki şunu soracağım. Windows 10'da çok güzel bir özellik vardı. Bu özellikle birden fazla uygulama kullandığımızda işimize yarıyordu. Burada ses karıştırıcısı vardı abi. Evet. Tıklıyorduk, uygulamaların sesini ayarlıyorduk. Hala yok işte bak. Ne oldu? Ayarlar menüsüne yönlendirdi bizi. Niye böyle oldu? Evet, ya buna ben de katılıyorum. Çünkü şu anda zaten sınırlı sayıda kullanıcı geçebiliyor. Eminim ben Microsoft da ileride bu gelen geri dönüşlere bakarak değişiklikler yapacaktır. Hızlı ayarlar eklenecektir diyorsun. Hızlı ayarlar kesin eklenecektir ki zaten şurada da ufak bir bunun demosu var. Güveniyorum senin ileri görüşlülüğüne güveniyorum ama ben Microsoft'a inanmıyorum. Getirmeyecek o ayarları. Sana bir şey daha göstereceğim şimdi yeni gelen. Göster bakalım. Buraya böyle tıklıyorsun. Aynı evet. Bir telefonmuş gibi. Şöyle minik bir alanımız olmuş. Bunlar yeni. Şimdi evet tasarımı güzel kabul ediyorum. Widget'lar olarak geçiyor. Evet. Haber özetleri var. Sadece bunu sormak istiyorum. Evet tamam güzel widget'lar güzel olmuş da Microsoft bunu birkaç ay önce Windows 10'a da getirdi. Yani bu teknik olarak Windows 11'in yeni bir özelliği değil zaten. Sadece tasarımı daha güzel kabul ediyorum ama yeni bir özellik değil bu benim gözümde. Evet ama bir ayrı güzel gelmemiş mi? Evet kabul ediyorum görünümü güzel, kullanışlı. Şimdi bir de hazır görünümü güzel demişken abi Microsoft Store da değişti. Şuradan göstereceğim ben sana. Eskiden böyle bir uygulama indirirken sanki virüs indiriyormuşum gibi bir his geliyordu bana. Artık öyle değil. Şimdi Windows 10'daki Microsoft Store o kadar kötüydü ki dediğin gibi gerçekten virüs indiriyormuşsun gibi hissediyordun. Yani bu daha modern, daha şık bir uygulama mağazasına dönüşmüş. Kabul ediyorum. Bu artı puan yazar bence. Sana bir artı daha söylüyorum şimdi. Windows 10 mimarisi kullanıldığı için Windows 10'da çalıştırdığınız bütün uygulamalar Windows 11'de de direkt çalışabilecek. Çok güzel. Peki Windows 10'u çalıştıran bütün bilgisayarlar Windows 11'i yükleyebilecek mi? Yükleyemeyecek. Bu da benim kalbimde bir yara. Aynı mimariyi kullanan bir işletim sistemi yapıp aynı bilgisayarlarda çalıştıramaması Microsoft'un büyük bir başarısıdır.
Bu bir mühendislik başarısıdır. Bunu herkes yapamaz. Aynı mimariyle daha yüksek sistem gereksinimleri istemek bir başarıdır. Şimdi burada katıldığım bir nokta var sana. Gerçekten inanılmaz yüksek bir sistem gereksinimleri var. Öyle ki 2016'dan önceki hiçbir işlemci Windows 11 kullanamayacak. Bunun sebebini Microsoft güvenlik olarak açıklasa da bence ileride bundan vazgeçecekler ve herkesin kurmasına izin verecekler. Peki Beyazıt, Windows 11 hakkında ne düşünüyorsun? Kurar mısın bilgisayarını? Ben açıkçası kurmak için birazcık beklerim. Çünkü Microsoft özellikle son 2 senede Windows 10 güncellemelerinde bayağı bir çuvallamıştı. Şu anda da zaten vaat ettiği özelliklerin birçoğu daha yayınlanmadı. Ben bir süre bekleyip öyle yükleme taraftarıyım. Sen yükler misin? Ben yüklerim. Neden? Çünkü ben böyle yenilikleri önceden takip etmeyi çok seviyorum. Uzun süredir beklediğim tasarım değişiklikleri olmuş. Gerçekten gözüm bayram etti. He, bayram etti. Bayram etti. Neyine bayram etti? Windows 11 bildiğin. Yani kalk ya. Kalk, Windows 11 bildiğin. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca Windows 11 ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.